ayında olmasa bile daha sonrasında Fed'in faiz indirimlerine başlaması ihtimali var ve onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim var Kasım ayında. Bunlar nasıl etkiler? Özellikle faiz kararının olacağı net bir takvim yok açıkçası. Daha doğrusu faiz takvimine dair sabit bir fikir oluşmadı. Ancak FED yetkililerine baktığımız zaman şahin duruşa sahip olan yetkililer yıl sonuna doğru faiz indirimini desteklerken biraz daha güvercin tarafta duran, yani piyasayı ılımlı tutmak isteyen bir kesim var. Bu da iki defa, üç defa faiz indirimine gidebiliriz ama veri akışına bağlı hareket edeceğiz kelimesini, bu cümleleri altını çiziyor ve Powell da aynı düşüncede. Geçtiğimiz basın toplantısında da sıkça vurguladı. Aslında ılımlı başladı ve şahin bitirdi ama genel anlamda piyasadaki haber akışlarından ziyade FED döngüsüne daha fazla odaklanacaktır. Bütün bu çalkantılı süreç geçtikten sonra faiz indiriminin gecikiyor olması zaten halihazırda bir satış baskısı yaratmıştı. 38.500 seviyelerine kadar geri çekilmişti ETF onayından sonra. Bunda tabii ki bunun da etkisi var. Tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde geldi. ABD'de hala istihdam beklentiyi aşmış ve hala güçlü vaziyette. Dolayısıyla bu da oradaki kişilerin harcama eğiliminin yüksek olduğunu ve enflasyonun kolay kolay %2'lik hedefe inemeyeceğini bize gösteriyor. Ama FED yetkililerinin ortak kanısı %2'lik hedefe gidilmediği sürece faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönünde. Yani faizi sabit bırakırlar ama faiz indirimi konusunda, bu yumuşak iniş konusunda biraz daha beklemekten yana tavır takınabilirler. Yatırımcı bunu özümsemeye başladı açıkçası. İlk başta Mart'tan sonra, yani ilk çeyreğin ardından faiz indirimlerinin gelmesi bekleniyordu. Hatta Goldman Sachs, JP Morgan gibi köklü bankalar 4 faiz indirimi, 5 faiz indirimini dile getirmeye başlamışlardı ve piyasanın iştahını yükseltmişlerdi. Ama gerçekler biraz bunun dışında ilerledi ve yatırımcı bu gerçeklerle yüzleşmek durumunda kaldı. Dolayısıyla erken vakitte bir faiz indirimi beklenmiyor. Hatta buradaki ihtimal %67'lerden önce %50'lere kadar geri çekildi. %16'lık bir düşüş yaşandı bu beklentide. 50'nin de altına inecektir bu arada. Diğer taraftan seçim konusunda kripto paraları destekleyen adayların ön plana çıkması söz konusu olabilir ama gelecek olan başkanın kriptodan yana biraz daha ılımlı bir tavır sergiliyor olması lazım. Piyasada bunu fiyatlayacaktır. Eğer daha önce sert söylemleri varsa buradaki çekimserlikle birlikte yeni başkanın görevi devralmasından sonra volatilite artabilir. Yani fiyat hareketliliği yüksek olacaktır. Çünkü burada daha önceki söylemleri bundan sonraki sürece ışık tutacağından dolayı ya da şekillendireceğinden dolayı o yüzden bir çalkantılı zaman geçirecektir piyasa. Diğer taraftan faiz indirimiyle ılımlı bir hava estiren bir adayın gündeme geliyor olması yine piyasayı besleyecek öğeler arasında yer alacaktır. Tabii bu kapsamda bir de şuna bakmamız gerekiyor. Şu an hali hazırda ABD, İran ve Irak'ın içinde bulunduğu bir gerilim süreci var. Bu gerilim süreci de dolar endeksini etkiliyor doğal olarak. Ve dolar endeksiyle kripto para piyasasının korelasyonu terstir. Yani biri yukarı giderken biri aşağıya gider. Şu anki yükselişte bu gerilimden dolayı, bu jeopolitik risklerin ve belirsizliklerin ortaya çıkmasından dolayı dolar endeksinin 6 Şubat'tan itibaren kısıtlı bir fiyat hareketi vardı ve dolayısıyla risk iştahının da artmasıyla, hisse senedi piyasasının yükselmesiyle kriptolar da canlandı. Bütün bu aslında yayının başından beri saydığımız etkileri yatırımcı dikkatle takip etmeli. Önümüzdeki hafta yine üzerinde durmam gerekirse Çin yeni yılından dolayı tatiller ve buradaki yatırımcının %88'inin ağırlıklı olarak kripto para eğiliminin fazla olduğunu düşünürsek burada da oynaklık yüksek olacaktır bu etkiyle, ama bu tatil bittikten sonra tam tersi bir hareket gelebilir. Buna karşı temkinli olmalıyız. Teşekkür ediyorum. Son olarak spot Bitcoin ETF piyasasından da bahsetmek istiyorum ben. Geçtiğimiz günlerde 405 milyon dolarlık net giriş olmuştu. Son günlerin en yüksek günlük fon akışı olarak kaydedilmişti bu. ETF'e yönelik bu talep artışının Bitcoin fiyatındaki yükselişle aynı zamana denk gelmesi sizce piyasaya yönelik iyimser bir adım mı? Nasıl algılıyorsunuz siz bunu?
Evet, iyimser bir adım olarak algılayabiliriz. Yatırımcının güven tazelediğini gösteren bir olgu aslında. Bir haftalık veriyi incelediğimiz zaman son iş gününde o bir haftanın içerisinde en yüksek giriş de diyebiliriz. Son bir aya baktığımız zaman bu girişler 2.1 milyar doları bulmuş vaziyette. Yani artıda kapatmasının çok büyük etkisi var tabii ki. Burada Bitcoin'in hikayesine bakacak olursak 15 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş vaziyetteydi ve burada aslında yatırımcı çok fazla hacmi artıracak bir harekette bulunmadı. Balina alışları ya da kurumsal alışlar belli bir seviyenin 20 bin seviyelerinin üzerinde gelmeye başladı. Aslında rüştünü ispatladığını söyleyebiliriz Bitcoin'in burada. Çünkü ayı piyasası, yani düşüşlerin hakim olduğu bir piyasada yatırımcı her zaman daha çekimserdir ve fiyatların yükseleceğine dair olan inancını kaybeder. Ancak 15 binden gelen bir periyotlar halinde parabolik bir yükseliş, daha doğrusu parabolik bir yükselişe bize maruz bırakması, burada yatırımcıya fayda sağlaması ve elinde BTC bulunduran adreslerin çoğunun kâra geçmesi tabii ki yatırımcının güvenini tazelemiş vaziyette ve spot Bitcoin ETF'lerine geleneksel yatırımcı daha yeni yeni ısınmaya başlıyor. Burada ısınma turları başladı diyebiliriz. Çünkü altın ETF'lerinin çıktığı tarihten sonra bakacak olursak bu yükseliş bir günde, bir ayda ya da birkaç ayda yaşanmadı. Birkaç yıl içerisinde yaşandı ve orada çok büyük bir pazar var aslında. Yatırımcı özümsedikçe, geleneksel yatırımcının eli dijital para birimlerine gitmeye başladıkça ve buradaki fiyat hareketine daha çabuk, daha kısa vadede ulaşabildiği müddetçe spot Bitcoin ETF'lerine olan girişler de periyodik olarak artacaktır. Burada Grayscale'in Bitcoin ETF'inden çok ciddi çıkışlar görülmüştü. Satış baskısının bir sebebi de oydu geçtiğimiz haftalarda. Şimdi o paritede de yine aynı şekilde girişlerin, net girişlerin pozitife dönmesi, bunların hepsi bir etken. Yani ETF'lerin de şu an itibariyle piyasayı beslemeye başladığını söyleyebiliriz ama daha çok yolumuz var o konuyla alakalı. Daha çok hacme ihtiyacımız var çünkü oradaki pazara baktığımız zaman çok 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 küçük bir payını bile alabilmiş değil şu an itibariyle. En azından hala beklentinin altında ilerleyen bir skala olduğunu söylemem mümkün. Peki Sayın Çelik, çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ederim Nehir Hanım. İyi yayınlar. Görüşmek üzere, sağ olun. Efendim, kripto para piyasasındaki son durumu konuğumuz Sayın Çelik'le değerlendirdik.